Ve Karar Gazetesi'nden gündeme dair en önemli gündem maddelerimize dair bir detay. Sen koltuktan kalk biz utancı temizleriz. Muhalefet liderlerin hedefinde Erdoğan'ın neymiş millet açmış aç dolaşanı buyurun siz doyuru verin sözleri var. Hay hay o sandalyeden kalk biz doyururuz diyor muhalefet liderleri. Kanal ihanetini af kurtarmaz diyor Meral Akşener. Erdoğan'ın sözleri Mecliste kahvecilerin açız pankartını gösterdim. Aa çok kızdı. Hay hay muhterem. Kalk o sandalyeden. Devletin görevi açlı açları e, doyurmak, çıplak giydirmek, işsize iş vermektir dedi Meral Akşener. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine tepki olarak Kanal İstanbul bu İstanbul'a ihanet, Kanal İstanbul meselesi biliyorsunuz ki e, tarih açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihine açıklandı eleştirilen projenin ve Kanal İstanbul'un da e, bu konuya ithaf et, ithafendi. Meral Akşener böyle açıklamalar yaptı. Çok ihanet yapılıp af dilendi ama bu af dilemenin, çok ötesinde olur. Marmara korkunç bir doğa problemiyle karşı karşıyayken İstanbul'a ihanete izin vermeyeceğiz dedi. Gündeme dair açıklamaları vardı. Ve tabii ki Bütçeyi muhalefet mi yönetiyor diye bir çıkış daha söz konusu. DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın çıkışı Erdoğan'ın sözlerine istinaden nankörlükten bahsediyor. Muhalefet bu ülkenin bütçesini mi yönetiyor? Türkiye mutlak yoksulluğun yaşandığı ülkeler arasına girdi ve bu ülkede aç vatandaşı bulmak devletin görevi dedi. Tabii ki tüm muhalefet liderlerinden belli tepkiler var. Ama özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapmış olduğu açıklamalardan biri dikkat çekiciydi. Bizim vatandaşa yoksulları doyurmak adına toplamış olduğumuz paralar da bloke vaziyette şu anda diye bir açıklama yaptı Ekrem İmamoğlu. Tabii bunun dışında yankıları devam ediyor Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışıyla birlikte detayda haberde tüm detayları izleyeceksiniz efendim. Neymiş? Millet açmış. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuru ve Hay hay muhterem kalkın İktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren açlık ve açları doyurma polemiğinde Cumhurbaşkanı'na resle karşılık verdiği parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine tepki yeni günde de devam etti. Ne güzel diyor atalarımız. Aç doyar, aç gözlüler doymaz. Duran, uçan, kaçan saraylarınızda keyif süreceksiniz. Sonra da muhalefete dönüp açları buyurun, siz doyurun diyeceksiniz. Devletin görevi açını doyurmak, işsizine iş vermek. Devlet olarak görevini yapma. Geri çekil e buyurun siz yapın diye. Var mı böyle kolaycılık ya? Daha yeni bu bubat fiyatlarını açıkladık. Çay fiyatlarını açıkladık. Ama bunlar çıkmış millet aç diyor. Cumhurbaşkanımız vefalı bir insan. İçten ve samimi duygularla söyledi. Çünkü etrafındaki açları doyurmaktan milleti doyurmaya vakti yok etrafındaki açlara sahip çıkmaktan milletin açtığından haberdar olmuyor. Polemik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neymiş millet açmış aç dolaşanları siz de doyuruverin deyip nankörlükle suçlamasıyla başladı. Muhalefet de her adreste bu sözleri hatırlatıyor. Sadece esnafı bana bir tane pankart verdi açız açız yazıyor. Gösterdim. Aa kızdı. dedi ki kahvece esnafıza. Nankörlük biliyorsunuz parayla değil. Nankörlükten bahsediyor. Ya bu ülkede tek bir vatandaş dahi açsa onu gidip bulmak devletin görevi, devletin. Muhalefet bu memleketin bütçesini mi yönetiyor ya? Muhalefetin elinde vergi gelirleri mi var? Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda da çok başarılı takdir ediyorum. Onun gündeminde millet yok çünkü Millet nasıl olsa diyor bana oy veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin iddia ettiği gibi Türkiye'de açlık ve yoksulluk olmadığını söylüyor ama muhalefet tam aksini. Geçim sıkıntısı var, işsizlik var diyor. Gittiğimiz her yerde Bitlis'in meydanında, Siirt'in meydanında soruyoruz gençler işsizlik oranı 3'te 1 mi diyoruz? Hayır diyorlar. 3'te 2 gencimiz işsiz diyorlar. Biz doyuracağız. Hiç merak etmesin. Bunun için tabii bir iktidar değişikliği gerekiyor. Millet eziliyor. Yapılacak tek şey var. Getirin sandığı. Kapansın artık haram kapıları. Açlık polemiği üzerinden de muhalefet artık sandık kurulsun diyor.